Şimdi bu dışarıda bir SQL dosyası oluşturduk. İki tane de içeride delik oluşturduk aslında. Ve bunlar bizim klasörümüzde mevcut şu anda. Hole 1, Hole 2 delikler. Model class'ta bizim modelimiz. Bunları peki nasıl birleştireceğiz? Bunun birleştirmesini MATLAB'da değil de Prusa Slicer üzerinden yapacağız. Yani bu Prusa Slicer yazılımı o yüzden indirmeniz gerekiyor. İnternetten bulabilirsiniz kolaylıkla. Şimdi ben bunu açtığımda Prusa Slicer'la yazılımı açıp üzerine de sürükleyebilirsiniz. Bu benim modelim. Bunun içinde şurada sağ taraftan model klası görüyorsunuz. Buna edit yapacağız aslında biz. Yani sağa tıklayıp burada bazı seçenekler var bakın. Add negative volume diyorum. Yani bundan çıkarılacak bir volume seçin diyor. Load diyeceğim buna. Ve bu load'dan benim klasörüme geleceğim. Klasörüm için bir ilk deliği seçeceğim. Open diyeceğim. Bakın bunu buraya aynı koordinat ekledi. Buradan çıkaracak. Görüntüsünün böyle olduğuna bakmayın. Tamamını alıyor aslında. Bir daha sağ tıklıyorum benim modelime. Ki buraya hole'u bakın eksi olarak koymuş. Buna bir daha sağ tıklıyorum. Add negative volume diyorum. Load diyorum. Hole 2'yi seçiyorum. Open diyorum. Onu da buraya oluşturdu. Şimdi artık deliklerim hazır bunun üstünde. Direkt slice dediğimde üretim için gerekli delikler bakın hazır olmuş oldu. Direkt deliklerle bunu artık üretebilirim. Bu şekilde direkt üretime verebilirsiniz. Tabi bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Katman kalınlığı falan filan. Onları daha sonra zaten değineceğiz. Bu derste hani bunu da göstermiş olayım ve bitirelim. Dolayısıyla içerisine delik açmak istiyorsanız o delikleri böyle negatif volume olarak ekleyip Prusa Slicer üzerinde oluşturabilirsiniz. Burada bu videoyu da sonlandırayım.